Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 4 Haziran 2021. Yanımda Hyundai, yeni Hyundai Tucson var. Bugün Antalya'dayım. Araca bakalım. Çok heyecanlıyım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. En başta onu söyleyeyim. Araç müthiş duruyor. En başta şuna değinmek istiyorum. Aracın ön kısmına değinmek istiyorum. Araba bildiğiniz üzere komple yenilendi ve oldukça iddialı bir tasarıma sahip. Şöyle aracın ufaktan etrafında bir dolanalım. Oldukça iddialı bir tasarıma sahip. Genel anlamda tasarımlarından falan bahsedelim. Böyle bayağı güzel. Hani Elantra'da mesela benim çok hoşuma giden bir olayı söylemiştim. Şuradan mesela iki çizgi orada gitmiş. Orada sonra üç çizgi birleşmiş. Orada yine ön kapıdan arka kapıdan birleşen yerler vardı. Burada da yine aynı şekilde var. İşte satin krom detaylar var. Buradan var, şuradan var, şu ön tarafa doğru gidiyor falan. Şu dodikler falan, hani dodikler biraz farklı bir hava katmış. Benim genellikle hoşuma gitmeyen dodikler bu arabaya, hani şey olarak hoşuma gitmeyen, güzel duruyor ama ya gövde rengi ya da piyano bilek olması taraftarı olduğum dodikler bu arabada bu haliyle farklı bir hava katmış, öyle söyleyeyim size. Ön tarafa geleceğiz zaten. Hatta geri ön tarafa doğru gidelim. Orada anlatmam gereken bir durum var. Çünkü kamerada ben ne araç çıkıyor değil mi? Tamamdır o zaman. Şöyle gelelim ön tarafa doğru. Ön tarafta ne var? Hyundai buna çok önem veriyor. Parametrik farlar var. Hyundai'nin telif hakkına aldığı bir durum. Hyundai'nin patentlediği bir durum. Bu nedir? Şunlarla aynı tasarıma sahip farlar, görüyorsunuz her şeyi aynı şey olarak ve böyle aşağıya doğru çift tarafta da öyle gidiyor. Üst üste dizilmişler. Panjuru çok güzel, arabanın ön tarafı çok güzel. Panjur bu parçaların rengiyle aynı renkte Hyundai logosunu görüyoruz. Bu araba elit paket, konfort paketti, öyle bir olay yok. Yine gümüş, gri, krom bir logo karşımıza çıkıyor orada. Şimdi buraya gelelim, jantlara bir bakalım. Jantlarda 19 inç jantlarımız var. Ebatlarını hemen söylüyorum. Araba Continental ile geliyor. 235-50 R19 lastik ebatlarına sahip. 5 bijonlu böyle çapraz çapraz şeyler. Krom, satin krom işte. Jant detayları var. Piyano bilek ve satin krom gibi. Şöyle amortisör kısmını da görüyorsunuzdur. Şu dodikler benim çok hoşuma gitti. Normalde ben farkındayım, videolarda SUV crossover çektiğimiz videolarda bu dodikler benim hoşuma gitmiyor. Sebebi ise böyle birazcık plastik, hani ya sonradan eklenmiş gibi ya da araba her ne kadar güzel olursa olsun tasarım kalitesini düşürüyor gibi yorumlar yapıyorum. Fakat burada arabaya biraz daha farklı bir hava katmış ve biraz daha hoş, kaliteli bir hava katmış. Öyle söyleyeyim. Şimdi ya benim dediğim olay şu aslında. Bunlar çok böyle şey gösteriyor ya da işte alt kapı çıtaları falan. Bu arada çamurlukla şey böyle eğimli olan parça da yine kapının üstünde. Çok sonradan eklenmiş, çok yapmacık, çok kalitesiz gözüküyor diyorum. Haklıyım. Haklı olduğumu düşünüyorum. Haksızsın diyenler varsa da yazsın. Ama bu araba için demiyorum. Bu arabaya ayrı bir hava katmış ve güzel olmuş. Öyle söyleyeyim. Buralarda yine böyle ufak ufak havalandırma detayı yapılmaya çalışılmış. Böyle sürtünme ile ilgili bir güzel bir çalışma yapılmış. Gelelim arka kısmı. Arka kısmı da çok güzel. Stoplar falan böyle. LED'ler. Tabii ki orta LED de müthiş. Kaşları, etrafı siyah. Bayağı güzel. Bu araba 1.6 dizel otomatik seçeneği, elit paket. Bagaj kapağı elektrikli. Geri görüş kameramız da mevcut. Bu araba segmentinin en iddialı bagaj hacmine sahip. Şimdi bagaj hacimlerine geldiğimiz zaman şuradan bakmak istiyorum izninizle. Burada çünkü net bilgiler var. Bir önceki kasa Tucson'dan 20 milim daha büyük bir araba. Yani 2 santim daha büyük bir araba. İşte 3008'den aslında segmentinin en iddialı boyutu, en başarılı boyutuna sahip olan bir araba diyebilirim. C5 Aircross'la aynı uzunluğa sahip bir araba. Genişlik olarak da aşağı yukarı yine segmentinin en iddialısı diyebilirim. 1865 mm genişlikle. Yüksekliği de yine bir önceki kasaya göre 5 mm yükselmiş araba.
Ve en yükseği C5 Air Cross Tiguan. Üçüncü de Tucson. En yüksek üçüncü araç. Hyundai'nin karşılaştırdığı ya da işte bizlerin karşılaştırdığı araçlarda. Aks aralığına da gelirsek onu da söyleyeyim. 2680 1 milimle ikinciliği oynuyor. Segmentinde 1 milimle liderliği Tiguan'a kaptırmış vaziyette ama oldukça geniş bir araba ve bagaj hacmi olarak en iddialısı. Bir önceki Casa Tucson'da zaten 615 litre bir bagaj hacmine sahipti bu araç. İşte 3008'de 520 litre, Qashqai en düşüğü 401 litre. Yeni Kasa Qashqai'de de yanlışım yoksa 440-450 litrelerde bir bagaj hacmine sahip. Yine gerilerden geliyor ama normal aslında, hani ideal bir bagaj hacmine sahip. Bu arada Qashqai videosuna gitmeyi unutmayın. Çok güzel bir test yaptık. Tiguan yine en iddialı bagaj hacmine sahip olan araçlardan birisi, 615 litre. İşte Sportage var, bir de Kia Sportage 467 litre. Bu arada hiç Kia çekmedik. Sportage de çekeceğiz yakın bir zamanda. C5 Aircross'ta 580 litre. Şimdi şöyle, şurada 12 wattlık soket girişimiz var. Burada kancalarımız var. Koltuklar ileri geri gidebiliyor. Haricinde bunun üstü en fazla 60 kilogram taşıyabiliyor. Şunu da çıkardığımız zaman yine oradan da çıkıyor da çantayı ellemeyelim. Burada yine böyle alanlar var. Muhtemelen stepne altındadır diye düşünüyoruz. Şimdi kapatalım elektrikle. Ve bayağı güzel. Şuralar falan da tasarım detayları falan bayağı güzel. Çok güzel yapılmış. Şimdi teknik veri olarak gelelim. Ya bizim burada karşılaştıracağımız araç, böyle gelelim Görkem. Burada işte 180'lik benzinlik üzerinden, benzinli seçenek üzerinden gidersek 1.6 litre 180 beygir 7 ileri DCT şanzıman bulunduran bir versiyon üzerinden gittiğimizi varsayarsak, ki o araba da orada var. O da konfor paketi en bazı. İşte bir önceki kasada 177 beygir. İşte 3008'de yine 1.6 180 var. Qashqai'de 1.3 160 var. İşte Tiguan'da 1.5 150 var. Ve zaten manuel vites 1.6 132 beygir var Sportage'de. İşte C5 Aircross'ta 1.6 180 beygir var. Dizel'de de işte yine 1.6 136 beygir bu arabanın motorundan var. Bu arabanın motorunu da göstereceğim bu arada. İşte 3008'de 1.5 130 beygir. Şeyde 1.5 115 beygir ama yanlışım yoksa sıfırında şu anda olmaması olmadığını hatırlıyorum Qashqai'de. Tiguan'da zaten garanti bir üst vergi dilimine çıktığı için manyak bir fiyat farkı olan 2000 motor 150 beygir 7 ileri DSG şanzımanla geliyor, 4 çeker. Qashqai'de yine 1.6 136 beygir. C5 Aircross'ta da 1.5 130 beygir EAT8 otomatik şanzıman bulunduruyor. Yakıtına geldiğimizde de bu araba tabii ki birazcık segmentinin araçlarına göre bir tık yukarı yakıyor ama çok fazla değil. 7.5 litre gibi yakıt tüketimine sahip benzinli seçenekte. Ama yine benzinli seçenekte burada işte bir önceki versiyon 6.9, Qashqai 6.9, Sportage 8'lerde yakarken aslında yine bu arabada tercih edilebilir. En makul ekonomik araçlardan birisi ama iş dizele gelince işte 5.5-6 litre aralarında yakıyor ve 5.5-6 litre yakıt demek böylesi bir araba için, böylesi güzel bir araba için, büyük bir araba için oldukça güzel bir avantaj demek. Şöyle gelelim ön tarafa, arka yaşam alanına bakacağız. Yenilenmiş bir araba olduğu için arka baş diz mesafesine bakmamız gerekiyor. Ben şöyle mikrofonundan hoplayarak geçeyim. Şuralar yine deri ve piyano bilek detaylar var. Şuralar şöyle, şura plastik. Şöyle, koltuk bu arada işte 1.80, 1.82 değil mi? Senin 1.80, 1.82 boylarında bir arkadaşım boyuna göre ayarlı ön koltuk. Ama ona rağmen ne diz mesafem ve baş mesafem bayağı güzel. Burada bu arada tutma yerlerinin aralarında ışıklandırma da mevcut, askılık da mevcut arka yaşam alanında. Haricinde deri bir kolçak geliyor bu şekilde. Aslında Tucson'un arka yaşam alanı da bayağı kaliteli, bayağı güzel. Şaft tüneli yok denecek kadar aşağıda, yok denecek kadar yok yani. Isofix desteği sunuyor bu araba. Arka koltuklarda bebek koltuğu takabiliyorsunuz yani. Arkada bağımsız bir klima ünitesi bulunuyor ve iki tane şarj girişi bulunuyor. Ve araba bayağı güzel aslında ya. İddialı, güzel bir araba.
Koltuklar rahat. Baş diz mesafesi rahat. Araba geniş. Yani 3 kişi, hatta bana kalırsa 4 kişi de bu arabanın arkasını sığar gibi. Şuralarda piyano bile bir satin krom detaylar bulunduruyor araba. Ve arka cepliklerimiz bulunuyor. Şimdi yeni Tucson'un ön yaşam alanına geldik. Şoför mahalline geldik. Şöyle koltuğu kendime göre ayarlayayım ben en başta. Burada bura çok güzel ve son yıllarda pandemiden dolayı ülkemize gelen bir özellik, fakat artık standart olarak da ülkemizin modellerinde gördüğümüz bir özellik. SOS ilk yardım özelliği. Direksiyon i20 ve Elantra'da gelmeye başlayan direksiyon. Üçüncü model olarak yeni Tucson'da geliyor. Otonom, şehir takip vesaire özellikler mevcut. Sabitleme, limitör, regülatör, bunlar da mevcut. Kokpit anlamında bayağı güzel ve şu kısım aslında ekran, multimedya, klima ünitesi. Şoföre bir tık dönük. O da bayağı güzel. Mesela kapıyı kapattığım zaman birazcık böyle şoförmüş hissiyatı vereyim mesela. Şöyle aslında ben en yatıklık olarak en geride değilim ama koltuk en ileride, benim kullanma şeklime göre. Hatta birazcık kendimi zorlayayım, limitlerimi zorlayayım. Şöyle, şöyle ya da işte şöyle, şöyle. Bu beni zorlar. Şöyle mesela benim gibi biri. Yine ben çok fazla zorlanmadan ekrana değebiliyorum ya da işte dörtlü flaşörü açıp kapatabiliyorum. Ama klima ünitesine değmem. Klima ünitesinde işlem gerçekleştirmem daha rahat oluyor. Ve bu arada ekranın tuşlar dokunmatik. Yani öyle basmalı bir tuş yok aslında. Klasik tip bir tuş yok. Bu arabada en dikkat çeken özelliklerden birisi bu arabada vites topuzunun olmaması. Vites topuzu yok bu arabada. Elektronik park freni var. Otohold var. 2 tane bardaklığımız var burada. İşte yokuş aşağı giderken hızımızı sabitleme var. Direksiyon ısıtmamız mevcut. 2 koltuk ısıtmamız mevcut. Bu araba elit paket. İşte park kamerasını açma kapama özelliği, park sensörü açma kapama özelliği, start stop sürüş modları var. Ve hani vites topuzunun olmaması, burada böyle bir alanın ya da böyle bir alanın olmaması, bir fazlalığın olmaması bence çok hoş bir özellik. Şuralarda da alanlarımız mevcut. Buralarda işte kitapçıktır, telefondur, sudur, bir şey koymak için de bayağı güzel alanlar yapılmış Hyundai tarafından. Ve şu taraftan baktığım zaman hani çok güzel bir araba. Şu ızgaralar falan bayağı güzel. Bagajı şu anda açıldı. Araba bayağı iyi ve 7 ileri DCT şanzıman bulunduruyor. Kulakçıklar bulunduruyor. Ve bayağı iyi. Hani Elite Plus'ta komple bir ekran geliyor. Klima ünitesi de ekran üzerine entegre edilmiş vaziyette geliyor. Sürüş modları var dediğim gibi. Burada bir tane kolçağımız var. Deri. Buraya bastığınız zaman açılıyor. Kolçak da aslında bayağı geniş. Hani bayağı iyi. Şöyle 4-5 tane 500 milimlik su sığdırırız içine, öyle söyleyeyim. Tabii ki yan koltukta bir elektrik sistemi yok. Hafıza sistemi bu koltukta da yok. Elite Plus'ta var. Hayalet ekran var. O da bayağı güzel. Hani şöyle bakarken benim net olarak şöyle çaktırmadan bakıp bakıp geri dönebileceğim şekilde. İşte ESP açma kapama tuşu burada. Bagaj açma kapama tuşu burada. Elektrikli ayna. En sevdiğim özelliklerden birisi. İşte piyano bilek yan detaylar. Koltuk kapı içleri falan diri. Böyle mesela böyle gittiğim zaman benim kolumu yormayacak bir şekilde devam edebilirim. Ya da işte şu şekilde. Çünkü deri ve yormaz ama sıcak havada siyah olduğundan dolayı çeker ve deri olduğu için daha hızlı çeker ve rahatsız edici bir şekilde karşımıza çıkar, bir sorun olarak karşımıza çıkar ama genel anlamda bayağı güzel bir araba. Şimdi gelin kaputun altına da bir bakalım. Burada tabii ki 2 tane USB girişimiz var. Bir tane 12 wattlık soket girişimiz var. Burada bir şey de var, tuş da var ama ne tuşu çözemedim. O parametrik farlar çok hoşuma gitti benim. O Hyundai'nin kendi patentlediği, kendinin patent sahibi olduğu bir durum. O çok hoş gözüküyor arabanın önünde. Yani Tucson'u ilk gördüğüm zaman ön ve arkadan, içten arabayı sadece dıştan baktığım zaman çok hoş bir araba olarak karşımıza çıkacak olduğunu ben fark etmiştim. Şimdi showroomlara gelmeye başladığında da arabanın dedim, dün hatta buradan geçerken, Antalya'dayım ben. Arabayla buradan geçerken gördük, durduk. Arabanın sansonu çektik. Bu araba en dolusu Elite Plus ya da Elite olması lazım. Şu da Comfort beyaz olan araba.
konfor, muhtemelen konforttur. En baz versiyonu olması lazım o arabada. Valla ikisi arasında öyle manyak farklar var ki şey olarak genel anlamda dışta farklar yok ama iç tarafında vesaire farklar var. Ve iki araba da aslında bayağı güzeller. Hani alınır mı alınır en baz versiyonunda. Bu C SUV segmentinde. Gelin şimdi kaputun altına bakalım. Evet şimdi arabanın kaputuna bakalım dedi. Kaput altına hani arkadaşlarımız merak ediyor. Kaputun altını göstermiyorsun vesaire diyorlar haklı olarak. Ben de kaputun altına bu canavarı 136 beygirlik canavarı göstermek istedim. Hyundai'nin 1.6 136 beygirlik motorunu görüyorsunuz. Hyundai bu motoru pek çok modelde kullanıyor. Bence hani şundan dolayı getirmiştir bu motoru diye düşünüyorum. Segmentinde hala dizel seçenekler mevcut. Ve işte 3008 C5 Aircross gibi araçlara, işte Grandland X gibi araçlara ciddi anlamda rekabet edebilmek adına getirdi diye düşünüyorum. Çünkü Hyundai'nin işte şeyinde dizel yok. Elantra'da dizel yok. İşte i20'de dizel yok. i10'da dizel yok. Ama işte bunu da getirme sebebi C SUV segmentinde ciddi anlamda dizel otomatik kombinasyonun çok satmasından dolayı bence getirmiştir diye düşünüyorum. Ama 1.680'li ya da bu arabayı merak etmiyor değilim sürüş anlamında. Test aracımız olmadığı için de sürüşünü yapamadık. Sağlık olsun. İstanbul'a dönünce yaparız biz de testimizi. De bu niye çıkmadı? Şu bana dezavantaj gibi geliyor. Rahatlık. Ama kaputu bayağı ağır. Hani kaputu kaldırırken ey maşallah dedik yani. Baksana şu kaputu ya. Ama kaliteyi hissediyorsun tabii ki. Takıldı. Mandal şurada. Sağ. Neyi yapacağız vallahi? Sağ. Sola çektiğin zaman. Sola çektiğin zaman. Bu şekilde kaputu kapattık. Arkadaşlar şimdi de Elite Plus'ın içerisindeyiz. Ben burada yanlış değinmişim de. Burada koltuk ısıtma soğutma var bu arada fark olarak. Klima şey ünite bu şekilde değil. Şimdi kör nokta görüntüleme sistemini göstereceğim size. Bu araba Elite Plus. Sinyali verdiğiniz zaman burayı gösteriyor. Ya da şu şekilde yaklaştıralım. İşte sağ sinyal verdiğimde sağ tarafı gösterir. 0.8 mi diyor? Aynen. 0 kilometre hızda işte 0.8 800 devirde çalışıyor araba. Bu şekilde cam tavanımız da var. Bu şekilde demezsem içim rahat olmazdı açıkçası. O yüzden ekledim. İçim rahat. Biraz daha ön alayım. Soğutma vardı değil mi? Var. Soğutma var. Soldan. Heh. Şu anda evet. Açtım. Seni de açayım mı? Göreceğim. Evet. Arkalarda yok galiba soğutma hocam. Yok arkalarda ısıtma var, soğutma yok. Tamamdır. Evet başlatabilirsin Görkem. Aşağıya vermesi lazım. Başlat. Tamamdır. Herkese merhabalar. Bir şey olmadı. Bu araba... Döndü. Şimdi bu araba 4x4 Elite Plus versiyon. Şunu kaldırın. Yavaş. Tamamdır. Eğimli olduğunu düşündüm ama. Bu araba 4x4. Ama süspansiyonlar falan bayağı güzel. Bu arada göstergeden de yolu görebiliyorsunuz. Hani aynalara bakmadan, göstergeye bakarak da ciddi bir avantaj sağlıyor size. 7 ileri otomatik şanzıman. Tabii ki Görkem kemeri takmadığı için ötüyor şu anda. Vallahi bayağı güzel aslında. Ben daha önce hiç Tucson sürmedim ama eski kasa Tucson'u sürmediğim için karşılaştırma yapmam yanlış olur. Ama bayağı konforlu şu anlık. Ve direksiyon şey koltuk soğutmalar var önde, arkalar ısıtma. Bak buradan ciddi anlamda avantaj sağlıyor bize. Dün döndüğüm şekilde. Evet tamamdır, hatırladım. Hocam Göbek'ten dönüp geri buraya geliyorum değil evet. mi? Tamam, doğru anladım. Bu araba 4x4 seçenek bu arada. 1.6 dizel otomatik. 136 beygir, 320 tork üretiyor. 180 beygirlik seçenek de var yine 1.6 benzinli. Bu araba bayağı konforlu. Şu anda 5. vitesteyiz. 60'ta gidiyor. Yani Hyundai'nin bu direksiyonu da bu arada bayağı ergonomik, bayağı kullanışlı yani.
Onu söylemeden geçmek istemiyorum. Trafik işareti tanıma özelliği var. Şu özellik benim çok hoşuma gitti. Buradan kamerayla entegreli bir şekilde çalışıyor. Hız sınırımızı gösteriyor şu anda. Şerit takip asistanı vesaire de var. Şu anda bayağı konforlu. Arka koltuklarda ısıtma var bu arabada Elite Plus'ta. Şu anda hız sınırını geçtiğimiz için de şeriti ihlal ettiğimiz için birazcık uyarılarda bulunuyor araç. Böyle yani bayağı konforlu bir araba. Sürüş modları var. Diferansiyel kilidi sağlayabiliyorsunuz oradan. Şu özellik benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çok avantajlı. Aynaların altında. Kameralar vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Göstergeden bu da oldukça güzel avantaj sağlıyor. Ekran yine dediğim gibi aslında rahat. Ön sürücü koltuğu hafızalı. Ve bayağı rahat aslında deri koltuk. Direksiyon da deri fakat fazla yakmıyor elimi. Hani yakıyor ama yakmıyor. Alışkınım. Ama bayağı rahat hani ergonomik. Çok hoş bir direksiyon. Yine kaldırımdan çıkıyorum değil mi? Bir bak buradan çıkacaksın. Ha buradan tamamdır. Şimdi buradan sağ yapalım. Bu araba 4x4. Ufaktan bir arazi şeyi yapmış olduk gibi aslında. Evet bayağı iyi güzel ya. Arka arka mı yanaşayım hocam? Ben halledeyim mi yoksa sizin çekmeniz lazım mı? Yok çekmemiz lazım değil. Yardımcı olmam anlamında. Tamamdır. Ben bugün size Antalya'da yeni Tucson'u tanıtmaya çalıştım. Umarım elinden geldiğince güzel bir tanıtım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben bu arada yanlışlıkla daha demin videoyu çekerken buradan birkaç kişiyi aramışım yanlışlıkla. Ekran açılmış aramışım etmişim. Ön arka park sensörü, işte geri görüş kamerası, takip sistemi olan, pek çok avantaj olan bir araç. Fiyatına gelirsek de bizim Haziran 2021 için aldığımız fiyatta kaçtı? 503 bin miydi? 503 bin lira gibi bir fiyat. Umarım sizler böyle bir araç alırsınız. Hani benim anlatımından dolayı alırsınız. Vesile olur umarım. Parametrik farlar, işte arabanın genel anlamda bu tasarımı falan çok hoş. Şöyle genel tekrardan bir gelelim Görkem arkaya. Çünkü arka yan araba yani yok böyle bir tasarım. Ya harbiden bu araba çığır açacak segmentinde, CSUV segmentinde. Ben size öyle söyleyeyim. Böyle arkası da bu şekilde. Burada silecek nerede? Silecek burada. Aynı Range Rover'lardaki gibi bir durum var. Buradan birazcık da böyle farklılıkları göstermiş olmuş. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Umarım bir başka videoda, umarım bir başka Hyundai modeli tanıtımında, umarım bir başka Hyundai modeli testinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şöyle bir son test etmek isterim ya. Test edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.